396 yıllık Sultanahmet Medresesi restore edildi. Sultan 1. Ahmet tarafından usta mimar Sedefkar Mimar Ağa'ya yaptırılan medrese, daha önce Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün deposu olarak kullanılıyordu. Restorasyon kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Arşiv olarak kullanıldığı için böyle hani depo mantığıyla müdahaleler vardı. Bunların hepsi temizlendi. Yapıldığı döneme uygun malzeme ve teknik kullanılarak restorasyonu gerçekleştirildi. Revaklar, baş imamın yani mescid olarak kullanılan büyük odanın tavan tesisleri yeniden yapıldı. Altyapıları yeniden yapıldı. O dönemde tabii ısınma ve soğutma tertibatı olmadığı için sürekli kullanılabilmesi açısından ısınma tertibatları yapıldı. Osmanlı döneminde hadis dersleri için inşa edilen medrese yine dini eğitimlerin yapılacağı bir yer olacak. Şimdi kuruluş amacı hadis derslerinin verildiği bir yer burası. O dönemde hadis dersleri verildi. Şu anda da yine İstanbul Sultanahmet Vakfı tarafından kullanılacak burası. Kur'an derslerinde ve hadis dersleri de verilecek ama aynı zamanda Sultanahmet'in kalbi burası. Dünyanın her tarafından bir defa turistler geliyor. Turistlere, dünyanın her tarafından gelen insanlara İslam'ın temel prensiplerini onlara tanıtmak için özel çalışmalar yapacaklar. Çalışmalarına 2011 yılında başlanan medrese, Fatih Belediyesi ve İstanbul İl Özel İdaresi tarafından 3.966.000 lira bedelle restore edildi. Bizim açımızdan, İstanbul açısından, ecdat açısından çok önemli bir tarihi eseri. Tekrar kazanılması konusunda önemli bir adım atıldığını düşünüyorum. Sultanahmet Medresesi'nin Ramazan ayında hizmete geçmesi planlanıyor.